Aslında kendimizi yüklenenlere karşı sabırsızlığımızdan burada aslında bir şey var. Yani bir vurgu var oraya. Sabrı öğretmek gibi bir üstadın aslında hastalık üzerinden sabrı öğretmek gibi bir orada bir öğreticilik boyutu var bu devanın. Şimdi burada birkaç şeyi ben aslında not aldım. Yani ifade etmek istiyorum. Şimdi orada üstad ifade ederken genelde insanın bakın bir yerde fıtri özelliğe vurgu yapıyor. Öbür tarafta bakıyorsunuz sabırdan bahsediyor. Bir yerde bakıyorsunuz hastalıktan bahsederken tam karşısında işte efendim insanın sıhhatinden bahsediyor. Keyiften bahsederken tam karşısına bakıyorsunuz sıkıntıyı koyuyor. Lezzetten bahsederken acıları koyuyor orada. Orada aslında terbiye edicilik anlamında insanın sahip olduğu avantaj ve o avantajın insanın elinden gitmesi durumları üzerinden bir anlamda aslında hastalık üzerinden en son ifadede kullanılan işte efendim hiçbir şekilde yanılmaz bir nasih olayına geliyor. Yani bu elimizde olan bir takım imkanların elde bulunanların kullanılması ve elde bulunanların eldeyken kıymetinin bilinmesi ve yeri geldiğinde aslında tahammülü ölçmek için Cenab-ı Hakk'ın bir takım elimizdeki bir takım avantajları elimizden alabileceğini Üstad burada ifade ediyor. Genelde elimizde olanlardan örneklerle Üstad gidiyor. Bir de insanın fıtri özelliklerine vurgu yaparak gidiyor. Yani sahip olunan, bizim sahip olduğumuz işte insan ahsen-i takvimde yaratılması, en güzel şekilde yaratıldığına burada işte devanın içerisinde vurgu yaparak arkasından da aslında yeri geldiğinde bu elimizde bulunanların bizim test edilmemiz, imtihan edilmemiz için elimizden alınabileceğini de ifade ediyor. Burada Kur'an-ı Kerim'in içerisinde geçen genel bir şey var. Genel bir hani Kur'an-ı Kerim'in öğreticilik boyutu direkt buraya yansıyor. Üstad burada Hastalar Risalesi'nde de, Risale-i tamamına da yansıyan bir boyutu var aslında. Yani insanların Cenab-ı Hakk'ın kendisinin başına getirdiği o geçmiş kavimlerde de bahsedilen bir takım büyük musibetlerle birlikte hastalıkların da aslında eğitici boyutunun olduğu ve elindekilerinin ve şükrün kıymetini bize aslında gösteriyor. Yani şükrün ehemmiyetini bize gösteriyor. İnsanın asıl gayesinin yine insanın potansiyeliyle açıklanması gibi bir durum var burada aslında. Yani insanın asıl vazifesi yine Kur'an burada hiçbir ifadeye baktığınız her bir ifadeye baktığınızda ifadelerin tamamı aslında Kur'ani ifadelerin tamamı aslında eğitici boyutu olan şeyler. Neye eğitiyor? Tahammül eğitimi veriyor. Neye eğitiyor? İşte sabır eğitimi veriyor. Neye eğitiyor? Öbür tarafta bakıyorsunuz, insanı şükre götüren bir boyutu gözler önüne seriyor. Şimdi burada temel içeriklerden giderek devam edeceğim ama en sonunda biraz güncelle bağlantısını kurup toparlayıp bitireceğim inşallah. Yine hastalığın neliği hakkında Üstad burada ifadesi son kısımda var. Hastalık nedir? Bu konuda işte bize aslında nasihat veren, ikaz eden bir unsur olduğunu söylüyor. Yine uyaran olması yönüyle teşekkürü hak eden yönü vardır diyor. Bu ifadeler bu üçüncü rica üzerinden gittiğimizde direkt metnin içerisinde gördüğümüz şeyler. Bu metni genellediğimiz veya güncele döktüğümüz zaman bakın şu anda terbiye edici unsur anlamında bizlerin tamamını belli bir ayara çekmiş, belli bir hizaya çekmiş bir durum söz konusu. Şu anki mesela bütün dünyayı saran bir hastalık korkusu, bakın hastalığın kendisi değil. Hastalık korkusu dahi eğitimi açısından Cenab-ı Hakk'ın bizde gerçekleştirmek istediği, o kelamıyla gerçekleştirmek istediği bir takım şeyleri, bir takım işte efendim doğruları veyahut da bizi nehyetmek istediği bir takım yanlışları bir hastalık ihtimali üzerinden nasıl bize yaşattığını görüyoruz. Mesela koronavirüs diye bir şey çıktı. Bakın şu anda hepimiz evdeyiz. Çok sosyal medyada kullanılan ifadeler var. Hani bunlar üzerinden gitmek istemiyorum ama bazı noktalarda hakikaten Cenab-ı Hak konuşturuyor. O yazanlara Cenab-ı Hak yazdırıyor. Yani bakıyorsunuz insanlar eve kapandı. İşte Ali hocamızın dediği, Ali Yılmaz abinin dediği gibi evde çocuklara daha fazla imkan, zaman geçirme imkanı oldu. Çocuklarla daha fazla sabır öğrenmeye başladık. Çocuklarımızın taleplerini dinleme noktasında daha fazla bir takım şeyleri öğrenmeye başladık. Eşlerimizle geçinme noktasında daha farklı şeyler öğrenmeye başladık. Günahlardan çekinme noktasında bir anlamda hani hastaneye kapandığı zaman hastalıkla mücadele sürecinde insan bir anlamda elinde olan bir imkan vardır. Fakat bu imkana rağmen hastalık önünde bir engel olduğu için olması gereken doğruyu veya bünyede meydana gelmesi gereken terbiyeyi bu hastalık vasıtasıyla bakıyorsun Cenab-ı Hak. Bir anlamda ben şöyle diyorum. Yani evet arada sebep vardır, hastalıktır. Fakat onun öncesinde bize yani zahiren zarar vermeyecek
ve bize aslında fayda sağlayacak birçok sebeple bunu gerçekleştirmeye çalışırken, insanların bunu yapmadığını görünce hastalık vasıtasıyla hastalık çok daha böyle ne diyelim, Cenab-ı Hakk'ın bir askeri olarak, görünmeyen bir askeri olarak insanlara çok daha fazla yaptırabiliyor. Yani eğitici boyut anlamında bakın, üstadın burada ifade ettiği kısım da çok önemli. Tahammülümüz, evet doğru. Tahammül var ama tahammül edilen şeyi, bizde hamledilen şey hastalıkla aslında birlikte bir sorumluluk. İnsanların bir takım şeyleri öğrenmesi. Sorumluluk nedir? Sabrı öğrenmektir. Sorumluluk nedir? İşte efendim, hastalıkla birlikte elimizden gitmiş olan bir takım nimetlerin şükrünü görebilmektir. Veyahut da onların varlığı dönemindeki kıymetini anlamaktır. Bu da bizi şükre götürüyor. Evet. Şimdi bu şey üzerinde, yine güncel üzerinden baktığımız zaman, bakın şu anda sağlıksız, yani sağlıklı da olabilirdik, güzel bir hayat da geçirebilirdik ama şu anda o hayatı geçirmek için bütün imkanlarımız var fakat kullanamıyoruz. Büyük bir zevk de yaşayabilirdik ama tahammül sınırımız şu anda ölçülüyor. Yapamıyoruz. Başka bir tarafta bakın, keyif sefa içerisinde gidebilirdik fakat şu anda ondan mahrum şekilde devam ediyoruz. Lezzetleri sonuna kadar tadabilirdik fakat lezzetleri sınırlı bir şekilde tadabiliyoruz. Aslında bir anlamda biz bu hastalıklar çerçevesinde, bu üçüncü rica anlamında, yani benim anladığım şey şu. Biz kendi içerisinde bulunmamız gereken o meşru daire içerisine Cenab-ı Hak dediğimiz o yedi kudret olabilirdi. Fakat şu anda arkadaşlarımızla bakın sadece bu şekilde görüşebiliyoruz. Ya yani insan öyle bir duruma geliyor ki bu hastalık sayesinde. Bu hastalıkların daha doğrusu şu an ihtimali üzerinden bile insan bu duruma gelebiliyor. Bu noktada bu ricanın bende uyandırdığı temel şey, hani insanın kendisi yüklenmiş olan şeylere alıştırılması süreci aslında var. Tabii diğer boyutlarını arkadaşlarımız, abilerimiz çok farklı yönleriyle ele aldıkları için sadece eğitim boyutuyla ben bakmak istedim.